Evet hocam, merhaba. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Galiba oturacak yer yok. Buraya kim atıyor? Gidelim gidiyor da geriye kalıyor. Falan var gibi. Evet. Geriye kalmıyor. Senin şey, ya gece bir şey takılacağım. Yok, orası boş değil mi? Bakın şuraya bak. Saçımızın dahili bir harici metaları var. Saçı ağırmışsınız diyor da ben de biz mevcudiyetine şükrediyoruz. Ben takıldım da benimkiler hala gri, bunlar çalışıyor. Onun için takılışını da bilmiyor değiliz. Mavi, biz işte aynı nesil var. Mesela olunca iş değişti yani. Benim nesil bu da bile var mı? Artık büyük salonlar. Evet, işare bulundan sonra komşuya doğru genişlemeliyiz. Hakikaten. Büyük salon nasıl evet, değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar. Bugün çok önemli bir konuyu inşallah ele alacağız. 23 Nisan Çocuk ve Egemenlik, Milli Egemenlik Bayramı dolayısıyla biz de bu konferansın konusunu onunla birleştirerek bugüne isabet ettirdik. Milli mücadele ve milli egemenliğimiz konusunu değerli hocamız Profesör Doktor Mustafa Kapalı Bey, ki bu konuda herhalde Türkiye'de konuşacak en ehil kişilerden birisidir veya en önündedir. Sağ olsun efendim, bizim ricamızı kabul etti, istirhamımızı kabul etti ve buraya kadar geldi. Biliyorsunuz bir saat civarında, yeni gelenler için tekrarlayalım, bir saat bir ortalama sürede sunum oluyor. Sonra da 1,5 saatte soru cevap oluyor. Burası hür bir salon. Ara ara bunu hatırlatma ihtiyacını duyuyorum. En aykırı fikirler de olsa, görüşler de olsa çekinmeden herkes görüşünü söyleyebilir, sorusunu sorabilir. Tek ricamız mümkün olduğu kadar başka arkadaşlara da imkan vermek, fırsat vermek adına özlü ve kısa olmasına dikkat edelim. Bu 156. bilgi şöleni oluyor. Bunu tamamladığımız zaman. Bundan önce de demek ki bu kadar konuyu biz burada ele aldık, tartıştık. Trafik dolayısıyla maalesef çok sıkışık konuyu yolu. Hocamız o yüzden gecikti. Evet. Yani orada bir kusur yok. Neredeyse bir saate yakın yolda, gelebildik. Yolda evet. Yani. Evet, ben vakti onun için daha fazla uzatmadan sözü hocamıza veriyorum. Hocam buyurun. Efendim, aziz arkadaşlar, sevgili gençler. Arkadaşlar diyorum, maşallah yani 60'ın üzerinde epeyce kimse var burada. Gençler elini bir kaldırsın. Valla gençler neredeyse geri kaldı yani. Az değil. Yine yap.
beyaz arkadaş geldi ya. Biz de gençiz ya. Şimdi efendim, şöyle söyleyeyim. Evet, evet. Bizim nesil artık yaşlı nesil oldu. Türk Milliyetçiler Derneği'nden kalma nesildeniz biz. Genç hissedenler. Ha işte neyse, öyle yani 51'de bütün derneklerin hepsini birleştirdik. Ondan sonra Türk Milliyetçiler Derneği kuruldu. 53'te kapatıldı. Söylenecek laf değil ama işte devrin reisi cumhuru Celal Bayar. İsmet Paşa'yla aynı kanaatteyim dedi. Kafamızda bu soru uzun yıllar kaldı. Yani derneğin kapatılmasıyla ilgili. Evet, kapatılmasıyla ilgili yaptığı konuşma. Benim neslimin hepsinin kafasındaydı. 69 muydu, 70 miydi, neydi? İstanbul'da biz yine bir dernek kurduk. Şimdi Aydınlar Hoca, Mustafa bizim genç eski kardeşlerimizden birisi, oranın başkanlığını yapıyor. O da kaliteli bir arkadaşımızdır, gençti diyeceğim. Çünkü hakikaten bize göre genç. Neyse, o da ocağı İstanbul'un büyükçe bir salonda, o devrin otellerinden birinde 1000 küsurdan fazla dinleyici var. Milli mücadeleyi anlatacak Celal Bey'e. Anlattı. Ondan sonra öndeki evrakları topluyor. Fakat anlattığı, yaşadığı hadiseyi anlattığı için hiç herkes memnun. Milim yok. Siyasi, miyasi falan hiç öyle şeyler de yok. Sualiniz var mı dedi, evrakları topluyor. Baktım, herkes memnun. Milli mücadeleyi anlatıyor adam. Yaşadığı hadiseyi anlatıyor. Tıs yok. Var beyefendi dedim. Buyurun dedi. Dedim, beyefendi siz dedim, Milli Mücadele Meclisi'nde bulundunuz. Bakanlık yaptınız, başbakanlık yaptınız, reis sunduk yaptınız. Benim şimdi dedim size soracağım sua, katiyen dedim size herhangi bir şekilde ithamda bulunmak falan değildir. Ama benim neslimin kafasında sorudur. O soru hala duruyor. Onun cevabını soracağım. Çok dedi düzgün kelam ediyorsunuz dedi. Hocam mısınız? Evet dedim. Şeyde, o zamanlar Edebiyat Fakültesi'nde hocaydım. Edebiyat Fakültesi'nde hocayım falan dedi. Böyle böyle dedim. Siz öyle söylemiştiniz, İsmet Paşa'yla aynı kanaatteyim. Hala aynı kanaatte misiniz dedi. Şöyle tuttu elimden, çekti beni. Ben önde oturuyordum, çekti. Döndü, büyük bir hatayla affola dedi. Ondan sonra bana da döndü. Hoca dedi, siz de o zaman dedi toz duman ediyordunuz ortalığı. Hakikaten o devrede hatırlar şeylerle İsa Paşa'nın veletleriyle vuruşuyoruz. O devre öyleydi. Bıçak, silah yok. Tabii. Yok, ondan sonra ve o devrede işte derneğin kapatılmasından sonra bizim rahmetli hoca Remzi Ozarık hoca dahi işte istifa ettiydi Demokrat Parti'den. Ve ondan sonra Köylü Partisi'ni kurdu filan. Bunların hepsini yaşadık geldik yani. 54'te de havada uçağını patladı uçak. Öyle dediler yani öyle ama biz inanmadık. Biz inanmadık. O zaman ablamız daha küçük değil mi? Daha kolejde okuyordu. Evet. Konumuza evet devam. Neyse yani hadise bu. Hadise bu. Biz bunu yaşadık da hiç olmasa bu vesileyle bir meseleyi de söylemiş olduk. Efendim 23 Nisan bizim devletimizin kurulduğu gündür.
Yani bazıları işte çocuk bayramıydı, bilmem neydi falan falan kabinden söz edilir. Atatürk ne yapsın işte yeni nesillere, çocuklara emanet ediyorum diyor. Esasında 23 Nisan, şimdi anlatacağım niye 23 Nisan. Devletimizin kurulduğu gündür. Yani 23 Nisan 1920, bugün ne oluyor? 92. yılını tamamladık, gün değişti, girdik. Ve bu ay öyle bir ay ki şimdi mesela 25, bir de 25 Nisan var bu brother. Çanakkale'de ikinci muharebelerin başladığı dönemdir. Kara muharebelerin. Şimdi kalkıyorlar, efendim işte yalnız deniz zaferi vardı falan gibi laf ediyorlar. Deniz zaferi ayrı, kara muharebeleri ayrı. Kara muharebeler 8,5 ay sürmüş. 16'nın ocağının ilk haftasına kadar sürmüş. Halbuki öbürüsü aşağı yukarı bir aya yakın bir müddettir. O boğazdan zorladılar, zorladılar. Sonunda Allah'ın bir yardımı işte takdiri neyse muvaffak olduk ve o önden gelen gemileri ya mermi yedi ya bilmem ne yedi falan derken işte gitti. Bunları yaşadık da. 1918'den başlıyor. Tabii, 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 tabii. Şimdi bütün bunları yaşadık. Ve dünyanın yenilmez donanması denen donanma orada bitti. Ondan sonra kara muharebeler başladı. Gazi Paşa'nın yani Atatürk'ün esas olduğu muharebeler o 8,5 yıldaki muharebeler. 18 Mart zaferi diye o deniz zaferini kazanınca İstanbul'da ilan edildi. 18 Mart Çanakkale zaferi dendi. Daha sonraki dönemde kara muharebeler de kazanıldı. Bunu da ilan edelim dediler. Fakat ya işte bir Çanakkale zaferi var. O zaten ilan edilmiş ve bayram ilan edilmiş. Osmanlı'nın son döneminde. Tekrar bir bayram olmasın bugün. Hepsi bugün de kutlansın dendi de onun için. Yani yalnız bir deniz zaferi değil. Bazen bakıyorum işte deniz zaferi, karadada bir şey yoktu filan filan. Hatta milli mücadele ki bizim son varoluşumuz muharebesidir. Var olmak veyahut yok olmak. Bu iki ihtimal üzerinde olduğu ya istiklal ya ölümün yaşandığı bir muharebedir. O onu dahi canım işte bununla gelmiş de yabancı da değilmiş de planın ordusuymuş da falan gibi laflar edenler de var. Bu ne cahillik, bu ne iptidailik. Yahu bu milletin varoluş veyahut yok oluş muharebesidir. Onun zaferidir. Ve onu hazırlayan 23 Nisan 1920'dir. Şimdi Mondros Mütarekesi imzalanıyor. Ahmet İzzet Paşa son kalan işte askerlerden birisini sadrazam yapmışlar. Heyette de Denizcilik Bakanı olan efendim şey var. Rauf Orbay var. Rauf Orbay'ı aklı başında diye İngilizler de tanır diye onu önden gönderiyorlar. Mondros'a gidiyor. İşte ileri geri falan falan de neticede bir şey imzalanıyor. Yalnız orada bir madde var. İcabında eğer diyor durum olursa müdahale bakımından hudut geçilebilir. O sanki bir şey varmış gibi karşı hareketin devamı şeklinde görülecek. Mondros Mütarekesi imzalandığı zaman Gazi Paşa daha Suriye cephesinde. Suriye cephesinde. Ve neticede işte İstanbul'a gelecek, şartları görecek filan. Ondan sonra acaba bir şey olur mu filan diye de bekleyecek. Ama
olmayacağını anlıyor. 19 Mayıs'ta efendim Samsun'a ayak basacak. Ki sonunda son dakikada farkına varıp yakalamak istiyorlar ama yakalayamıyorlar. Ve yanında da Milli Mücadele'nin ekibi de var. Çok kimseyi de yanına almış. Oradan geliyor Samsun. Samsun İngilizlerin işgali altında. Böyle boynunu bükmüş vaziyette perişan. Oradan Havza'ya geliyor. Havza'da Ermenilerin, Rumların hareketleri hep görülüyor. Gelip basıp basıp köylere gidiyorlar filan. Halkta bir heyecan var fakat tavır koyabilecek durumda değil. Amasya'ya geliyor. Amasya'ya gelirken şehrin dışında onların müftüsü vardır. O müftü efendi başta olmak üzere Amasya'nın erkanı ta şey vardır. Buçuktepe vardır. Buçuktepe'de karşılıyorlar. Emrinizdeyim ve sizi bekliyoruz diyor. Fazla bir şey söylemiyor. Müftünün o sözleri çok manalıdır. Ve işte Gazi Paşa'nın heyecanını artıran o haldir. Ve orada bir ifadesi vardır. Amasya. Tamimi denir. Vatanın ve milletin durumu tehlikededir. Bir. İki. Milletin, Türk milletinin azm ve kararı ancak bunu durdurabilir, kaldırabilir diyor. Bu yani milletine olan güven duygusunun ifadesi. O duyguyla geliyor ama o duygunun cevabını ilk aldığı yerdir Amasya. Öyle bir yer. Şimdi bakıyorum bazen işte kitaplarda üç aşağı beş yukarı söylüyor ama ne demek istedim falan falan. Bunları izah etmezsen Cumhuriyet tarihini çocuk nereden bilecek, affedersiniz ya. Öyle. Oradan işte Erzurum'da kongre hazırlıkları yapılıyor. Karabekir Paşa şeyde Erzurum'da. Onlar zaten İstanbul'dan anlaşmışlar. Vaziyet belli. Zaten Karabekir Paşa'nın oraya gelişi Gazi Paşa'dan bir ay öncedir yani. Fazla çok eski bir şey değil. O da burayı kaçıyor, öbürüsü kaçıyor. Hepsi Anadolu'ya, yani son mücadeleye. Ve Haziran'da Amasya'da, daha sonra Temmuz'da Erzurum'da, Erzurum Kongresi'nde. Ve Erzurum Kongresi'ne geldiği zaman İstanbul'dan vazifesi alınıyor. Hatta tebrik ettiren diyorlar Karabekir Paşa'ya. Rıklam ve yanında. Karabekir Paşa geldi diyorlar. Dönüyor diyor ki şeye, Rauf Orbay'a diyor, bakalım göreceğiz şimdi. Fakat Karabekir Paşa giriyor, selam veriyor. Paşam, ordum emrinizde. Bir bölükte asker geldim, getirdim. Onlar da sizin muhafızınız olacak. Dönüyor ve gülüyor. Şimdi bunlar yaşanmış hadiselerdir. Tabii onların ne derecede yakın ve bağlı ve azimli olduklarının ifadesidir. Mesela İstanbul'dan emir veriyor. Birliklerini teris et. Garibim Karabekir Paşa teris etmemekte direniyor. Olup olacağı 17 bin kişilik kuvvet var. Son kuvvet orada kalmış. Eğer onu da terz etse Ermeniler tepeleyip geçecekler bunları. O vaziyette. Hatta o sırada işte Trabzon'dan Rize'ye, Batum'a kadar olan bölgeden Ruslar çekildiği için Ermeniler de çekilmek durumunda kalmışlar kısmen ama onlar hala hadise karıştırmakla meşguller. Babam o sırada Trabzon kurtulmuş, Trabzon'a ilk tayin edilen istinaf mahkemesi reisidir baba. Gazi Paşa ile zaten
aynı yaştadırlar. Neyse. Ve öyle bir şey ki, öyle bir şey ki, şimdi bir resim aklıma geldi. Onu da söylemiş olayım. Bir resim var, babam ortada kalpaklı sandalyeye oturmuş. Yanında 20 kadar da Karadeniz uşağı var, onlar da silahlı vaziyette. Erzurum hatırası diyor, baktım. Eski harflerle yazılmış da, tabii ben rahat okuyorum. Ondan sonra Erzurum Kongresi'nin tarihi var. Döndüm babama. Baba dedim, burada Erzurum Kongresi'nin tarihi. Ha oğlum sen okurdun filan dedi. Ha dedi Erzurum'a dedi işte dedi Trabzon'da İstinaf Mahkemesi reisiydim. Erzurum Kongresi'ni korumak için dedi Trabzon'a dedi 20 kadar Karadeniz uşağında aldım. Erzurum Kongresi'ni korumaya geldik oğlum dedi. Şimdi bunlar, bunları yaşıyoruz. O devrin duygusunu. Bir de bugüne bakalım. Ha şimdi tabii. Şimdi neredeyse Türklüğümüzü ortadan kaldırmaya uğraşıyorlar. Suç. Evet suç. Beceremiyor. Evet tabii. Allah mekanlar cennet etsin. O derece kimseleri kaldırdık ki cenazelerimiz. Mehmet Emin Resulzade 56'da, Hüseyin Namık Orkun'u 55'te falan onların hepsini burada götürüp da defneden nesiliz biz. Sen de vardın mı? Biz defneci nesiliz. Ha şimdi defneden göreceğimiz hale bakın. Evet. Ve öyle bir devreyi yaşıyoruz ki Demokrat Parti devri deniyor. Demokrat Parti devri. Affedersin, Demokrat Parti devrinde de bir şey yok. Hani İsmet Paşa'yla aralarında mesele olduğu için ayrılmışlar. Ha o, ha o. Yani çok fazla farklı bir şey değil. Ha biraz daha inançlı göründüler, o kadar. Hadise bu. Değilse ruh yapı falan kolay itibariyle öyledir. Neyse. Şimdi Gazi Paşa ondan sonra işte Erzurum Kongresi çok mühimdir. Vilayet-i Şarkiye denilen Doğu vilayetlerinin kongresi oluyor. Oradaki işte milletvekilleri ve meclise başkan seçiliyor. Gazi Paşa artık sivildir. Asker kıyafetiyle değildir. Ondan sonra alınan kararların en mühimi şudur. Manda ve himaye kabul edilmez ve istiklal diyor. İstiklal o derece mühim bir şey ki, o kadar mühim bir şey ki. Çünkü niye mühim? Tarihte bütün milletlerin işte eşi dostu vardır, düşmanı vardır, varolu vardır. Biz yalnız milletiz. Affedersiniz, dikkat buyurun. Yalnız milletiz. Bizim dostumuz falan yoktur. Tarihte yükselişler de bizimledir, yıkılışlar da kendimizdendir. Orkun kitabelerine bakın. Ne diyor? Falan diyor, Hakan diyor, Çin'den diyor bilmem neyi almış. Ondan sonra Çin adetlerini bilmem saraya sokmuş. Ondan sonra efendim memleketin içine etmiş. Şimdi Bilge Kağan'a soracağız. Bre Bilge Kağan, sen değerli bir Hakan'sın ama bu zat kimdi diye, ya dedesidir ya dedesinin kardeşidir, affedersin şimdi. Yani hanedan değil, o ruhu temsil etmek mühimdir. Hanedan değil, o ruhu temsil etmek mühimdir. Değilse Bilge Kağan, benim hanedanımdan dedemdi bilmem neydi diye müdafaa falan yapmıyor, dikkat buyurun. Ağır ifadeler de kullanıyor orada. Türk olmak çok mühim bir hadisedir. Neyse, şimdi tabii Erzurum Kongresi'nin en mühim tarafı manda ve himaye kabul edilmez ve istiklal deniyor. Ki ya istiklal ya ölüm vardır, o Sivas'tadır. Ya istiklal olacak ya ölüm.
Hatta Sivas Kongresi'nde Amerikan generali gelmiş, hatta amiral. Demiş, paşa ne olacak siz, demiş, eridiniz ya harpte, demiş. Harpte eridiniz. Nüfusunuz bile, demiş, yani muharebe yapacak güçte değilsiniz. Ona verdiği cevap, ya istiklal ya ölüm. O amirale verdiği cevap. Onun üzerine Amerikalı amiral diyor ki, biz de olsak aynı işi yapardık. Hazır. Yani bunlar yaşanmış hazire ve devrin hissiyatını, hareketin önderinin duygusunu ve o devrin mücadele azminin ne olduğunu ifade etmek bakımından söylemeye çalışıyor. Ve nihayet işte oradan ayrılıyor, bir heyeti temsiliye seçiliyor. Oradan hareketle Sivas'a geliniyor. Temmuz'dur Erzurum'un kongresi. Ağustos'un ve işte Eylül filan da şeydir, Sivas'tır. Şimdi günlerini şey yapamıyorum ama yani size söylemek istedim esas işin ruhu, ruhu. Sivas'a geliyorlar. Doğu Anadolu Kongresi yerine Erzurum'daki alınan karar. Rumeli ve Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti haline alacak. İşte onun davetleri yapılıyor şeye, Sivas'a. Ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti mensuplarının hepsi orada toplanıyor. Ve Sivas'ta tabii gelenlerin arasında bazı manda taraftar olanlar falan var. Aynen. Var. Aynen. Var. Oluyor. Ve hatta pek söylemek istemem ama söylemek mecburiyetindeyim. İkinci reis cumhurumuz da İstanbul'da o zaman albay, devamlı Amerikan mandası diye şey göndermekle meşgul. Evet. Durum bu yani. Bunları saklayacak halimiz yok. Durum bu. Ondan sonra Erzurum Kongresi'nde aynı, Sivas Kongresi'nde ayrı, aynı. Ondan sonra Sivas Kongresi'nde vatanın bütünlüğü ve misak-ı milli. Misak-ı milli çok mühimdir. Misak-ı milli Atatürk'ün dünyasında çizmiş olduğu, daha kongreye başlamazdan önce ifade ettiği bir çizgidir. O Halep hattı. Hatay'ı da bugün içine alır. Halep hattı oradan efendim ta şeye kadar Musul'u, Kerkük'ü de içine alacak şekilde gider. Ayrıca Misak-ı Milli'nin içinde Kıbrıs da vardır, adalar da vardır, ondan sonra Batı Trakya'da vardır. Bunlar Atatürk'ün şeyinde var hepsi. Şimdi garibim, bazıları şaşırmıştı. Kemal Paşa mıydı, neydi filan falan deyiveriyorlar. Affedersin. Affedersin, ya biraz kaba söyleyeceğim. Her tuvalete gitti de senin gibi 40 kişiye atan adam. Şimdi beni konuşturuyorlar yani. Böyle. Neyse. Ve ahval şeyde, Sivas Kongresi'nde işte o ya istiklal ya ölüm çıkıyor orada. Amiral'e verdiği cevap bazısı falan. Ve oradan bu kongreler dolayısıyla artık şey, İstanbul hükümeti ya bilmem sürmeye kalkıyor ya idamına karar veriyor falan filan, onların hepsi havadan şeyler. Yalnız o hal öyle bir şey ki İstanbul'un başında bulunan diyor ki ya bir meclisi tekrar
şey yapalım, toplayalım. Çünkü Mondros mütarekesinden sonra meclistekilerin hepsini alıp götürmüşler. Yani. Daha doğrusu kapatılmış. Ve yeni bir meclis seçimi yapılıyor. Gazipaşa'ya kalacak olursa İstanbul tehlikeli vaziyette. Orada değil de Anadolu'da diyor toplansın. Fakat gidenlerin hepsi vatanperver, yani vatanı kurtarmak duygusunda olan insanlar. Ancak payitaht İstanbul. Onun için İstanbul'da toplanılıyor. Şeyin 20'nin Ocak ayının son günlerinde hatta aldığı bir karar vardır. Misak-ı Millî'de. İşte bu Erzurum ve Sivas kongrelerinin hatırası olan, zaten tek o kararı alabilmiştir. Misak-ı Millî ki Türk bölgeleri müstakbel hududumuz olacak. Onun dışındaki yerlerin hepsi bizim dışımızda kalabilir ama çünkü Misak-ı Millî, Millî Ahit. Ahit eski tabirle ant, yeni tabirle ant diyelim. Bir nevi yemindir, milli yemindir. Dönmeyiz manasına gelen bir yemindir. Ve işte ondan sonra Kayseri üzerinden ağır ağır Ankara'ya doğru gitmekte. İstanbul'da meclis toplanmış ve neticede bu kararı çıkartmış Misak-ı Millî. Zaten çıkardığı tek karar odur. Oradaki toplanan vatanperverler 16 Mart günü İngilizler İstanbul'u tam işgale başlarlar. Hatta Fevzi Paşa filan şeydir, müsteşar durumundadır. Çünkü onun bile göğsüne dayarlar yani. Harbiye nezaretinde. Karakollar basılmış, oradaki erler şehit edilmiş filan. Meclis basılıyor ve onların hepsini toplayıp Malta'ya sürüyor. Hatta Gazi Paşa da seçilenler arasında ama gitmiyor. Rauf Orbay'a da diyor ki sen kaç diyor. O kaçamıyor veyahut diye kaçmıyor falan neyse. Malta'ya sürülenler arasında o da var. Ve neticede bazı kaçabilen öyle kaçıyor Ankara'ya doğru. Fakat 16 Mart'ta haberi derhal Ankara'ya ulaşıyor. Onun üzerine Atatürk derhal bütün sancaklara, vilayetlere, kazalara bildiriyor. Temsilcilerinizi tekrar seçin ve Ankara'ya gönderin. İşte Ankara'da İstanbul'dan kaçanlar, yeni gelen mebuslarla birlikte 23 Nisan 1920, o gün Cuma, Ankara'mızın Hacı Bayramı'nda Cuma namazından çıkılıyor, dua ediliyor, kurbanlar kesiliyor ve Ulus Meydanı'nda o bir yer vardır. Orası da yarım vaziyetteymiş de kiremitlerini biraz sonradan takviye edip kapatıyorlar ve Ankara o vaziyette. Ankara o sırada 17 bin nüfuslu bir yer. 17 bin nüfuslu. Yalnız bu vaziyetleri gören Ermenisi Rum'u bakmışlar ki Ankara kaçan kaçıyor. Ankara'dan kaçıyor. Ankara milli merkezi olduğunu hissetmeye başlamışlar. Ve meclis açılıyor. Şimdi dikkat buyurun. Meclisin adı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Öbür meclisin adı neydi? Meclisi Osmani. Şimdi kardeşim birinin adı Meclisi Osmani, onun devamı diyorlar. Yok oğlum, devamı falan değil, hiç alakası yok. Eğer bu milletin temsilcileri durumunda olan meclis
gelinip dağıtılmış ve alınıp götürülmüş ise o devlet bitmiştir. 16 Mart 1920 Osmanlı'nın resmen bitiş günüdür. Resmen bitiş günüdür, o kadar. 23 Nisan 1920'de yeni Türk Devleti'nin kuruluş günüdür. O herhangi bir gün değildir. Bizim meclisimiz toplanıyor ve ondan sonra işte mücadele başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Olmadık bazı yakıştırmalar yapıyor işte 3-5 kişi toplanmış da bilmem ne olmuş da filan bunu affedersin. Yani öyle bir vaziyette ki şimdi size nüfus durumunu söyleyeceğim. Can Harbi'nin başında 3 milyon kişiyi seferberlik dolayısıyla askere gönderdi bu millet. Harbin sonunda mağlup olmuş ordu o kadar erimiş ki onun için teslimiyeti kabul etmek durumunda. Eğer nüfus olsaydı teslim olmazdı. Sakarya'yı biz 98 bin kişiyle yaptık. Dumlupınar'ı 186 bin kişiyle yaptık. Ki Dumlupınar babaların ve oğulların beraber olduğu, eli silah tutanın bir arada olduğu son muharebedir. O 186 bin kişinin de 1000 tanesi kadın muhariptir. Milletin geldiği durum budur. Onun için olmaz diyor zaten. Amerikalı amiral de ya istiklal ya ölüm diyecek. Yani nereden nereye? Şimdi düşünüyorum. Meclis açılıyor. Bir milli marş yok. Milli marş için müracaat ediliyor. Ve o milli marş dolayısıyla 700'e yakın şiir geliyor. Hatta bunları Hamdullah Sufi, Allah mekanı cennet etsin. Bu Türbacakların merkezi Ankara'ya intikal ediyordu. O zaman Ankara'ya geldiydi, sen hatırlayacaksın. Ondan sonra orada tarihçi olmanın avantajı bu. Yaklaştım. Diğer arkadaşlar vardı ama tarih bilmeden bunları sormak kolay değil. Ben neler neler sordum orada. Hamdullah Sulu Bey'den. İşte Hamdullah Sulu Bey'in söylediği o. Ve beğenmedik dedi. Çünkü dedi Mehmet Akif Bey'in ne kadar üstün bir şair olduğunu, ki kendisini şairini pek kabul etmez Akif ama yani yazdığı da yazmış yani. Ve neticede bunu sen yazacaksın diyor, senden bekliyoruz. Akif o gün gidiyor, alıyor işte kağıtları eline. Onu işte o dar zaman içinde yazacaktır. Ve son ve dikkat buyurun. Mehmet Akif için 40 bin türlü laf söylüyorlar, topuzlar affedersin şimdi. Kalkmış filan, Arnavut bilmem ne filan. Bir defa anası Buharalı bir Türk. Baba ise ipekten gelme. Arnavutluğun ipeğinden gelme ama mutlaka Arnavut olacak manasına da değildir. Bir diğer bir ince husus daha var. Arnavutlar kendilerine Skiptar derler. Kuzeyli Arnavutlar Skiptar derler. Güneyliler Rum tesiri olacak. Onlarda şehzası yoktur Rumlarda. Onlar da Skiptar derler. Bütün dünyadakiler onlara hitap ederken Skiptar derler.
Onlara Arnavut diyen yalnız biziz. Peki bu Arnavut kim ola ki diyeceksiniz. Şimdi Kıpçakların bir takım boyları vardır. Kıpçaklar. Kıpçaklar onlardan daha sonra. Ki kimeklerden gelmedir onlar. Onlar kimeklerden gelmedir. Neyse. Kıpçakların boylarından mesela birisi Kanglı. Ta Türkistan'da Aral Gölü'nün orada şeyler vardır. Kara neyse. Karaymer diyeceğim. Kara papaklar. Yaş dolayısıyla bazen böyle gelip gidiyor. Neyse. Ondan sonra kara papaklar mesela Kanglı boyundandır. Kıpçakların Kanglı boyundandır. Ondan sonra bizim bugünkü Gürcistan içinde oraya da Kıpçaklar inmişlerdir çünkü. Kalabalık bir grup halinde. Selçuklular Anadolu'ya girmeye başlayınca Ermeniler ve Gürcüler aman diye Kıpçaklardan yardım istiyorlar. Çünkü Kıpçaklar da Hristiyan olmuşlar. Önce 40.000 kişi ardından 100.000 obaya varacak şekilde kalabalık bir grup iniyor. Ve Gürcistan'ın bugünkü Batum'dan başlayıp o Batı'daki bölgesi Ahalcık, Ağalkelek falan oralar az grup falan hep tamamen şeydir. O nüfusun devamıdır. Kıpçak nedir? Kıpçak sarışın demektir. Halbuki Ermenilerle Gürcüler de esmerdir. Hiç alakası yok. Oradan gelmiş mesela Batum'dan birisi, işte biz de Gürcüyüz filan. Oğlum dedim, sen sarışınsın. Bir defa senin Gürcü olman mümkün değil. Niye? İşte biz Gürcüceyi de biliriz. Dedim orada oğlum, 500-600 sene Hristiyan olarak yaşadınız ve o adamlara yardımcı oldunuz, iki dilli oldunuz. Daha sonra Müslüman olduktan sonra artık Osmanlı'ya girmeye başladınız. Yani Türk bölgesine girmeye başladınız. Eski İstanbul Belediye Reisi ve Valisi olan Atabey vardı. Atabey? Bari Atabey. Bari Atabey. O oradan gelmedir. Ama halis bir Türk idi, iyi bir insandı. Neyse yani. Şimdi sarışın sarışın. O nüfus devam ediyor ve biz Gürcüymüşüz. Bunları, mesela Borska vardır bizim Artvin'de. Borska, K eki var ya, küçültme ekidir. Ağızka diyorlar. Esasında Ahalcık'tır. Ahalcık'tır. Yani küçültme eki. Oraya sonuna K gelince işte küçültme eki oluyor. Onu at, asli adı Ahalcık. Hala Gürcü şeylerinde, haritalarında Ahalcık diye de yazıyor. Borska da öyle. Borska nedir? Küçük Borcalı. Peki Gürcistan da efendim Azerbaycan'ın tam ortasında büyük bir Bozkır Ova vardır. Türk bölgesidir. Borcalı. İşte, sen bileceksin işte yani. Senin bölgen. Bileceksin. Borcalı. Yahu Kıpçak boyunun adı Kayı neyse Borçalı da Kıpçakların boyu. Hadise bu. Bir Borçalı bir şeyim vardı. Borçka diyoruz. Borçalı esasında. Oradan. Küçük Borçalı demektir. De hocam biz Gürcüymüşüz falan. Orada suratın sarı. Sarı olan dedim Gürcü Gürcü olmaz zaten. Ve ondan sonra anlattım. Bu defa kafası ermiş, döndü geldi. Onun üzerine de tez yaptırdım ona. Sonra bir fırlama oldu ki nasıl yani? Şimdi hadise bu. Cehalet insanı o vaziyete getirir. Hadise bu. Neyse. Arnavutlar da öyle. Şimdi Rumeli'deki Arnavutlar da Kıpçakların bir diğer boyu. Onlar sarışın ve o sarışınları biz
demişler ki bizim Osmanlı, siz de gidin orada oturun. Ve onlara da Arnavut demeye başlamışlar. Sigiptar ahalisine Arnavut diyen yalnız Türklerdir, yalnız Osmanlıdır. Başkası Arnavut demez. Çünkü onlar da sarışındır ve Arnavut Kıpçak boyunun adıdır. Kaya gibi, ahşar gibi bir addır. Bu kadar açık. Neyse, onları söyledikten sonra tekrar döneyim ben esas mevzuma. Şimdi bunların hepsi çalışıyor, çalışıyor. Anadolu'muzda çalışıyor, hala bitmedi. Hala oynayıp duruyorlar. Mehmet Akif'le uğraşıyorlar. Ulan affedersin, Akif bunu söylemiş. İslam marşında, dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun sana dökülen kanlarımız hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal diyor. Ulan affedersin, bilmem ne sıpası diyeceksin şimdi. Bu şeyi, bunu yazan adam Mehmet Akif. Bunu yazan Mehmet Akif. Sen kimsin ki bilmem neyi? O evet, safahatın içinde bir şey var. Babasının Arnavut'tan gelme olduğunu bildiği için onlar da ihanet etmişler. Birbirleriyle vuruşup duruyorlar falan. Diyor babasının memleketi için. Ben diyor babamın memleketiydi diyor. Bunlar diyor birbirlerini yiyorlar. Müslüman diye yani onların birbirine vuruşmasına takılıyor. Garibim. Değilse kahraman ırkıma yok izmi hilal diyen adam İslam marşının başında da var. Söylediğimiz marşın başlangıç sondaki değil, orada da var. Şimdi eğer bu kafada olanlar rahmetli Akif eğer 44'te şeyde olaydı, hayatta olaydı, onu da ırkçı Turancı diye atarlardı içeri. Çünkü kafa değil. Kafa değil. Neyse. Yahya Kemal'in o meşhur dörtlüğü vardır. Duadır o, dua. Bu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğruna ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla beyyet namın. Galibet çünkü bu son ordusudur İslam'ın diyor. Şeyh Bedir diyor ya. Hakim. Bu da Bedir muharebesinde 300 küsur Müslüman bizim ancak cepheye sürebildiğimiz Peygamberimize geliyorlar, ya Rabbi diyorlar işte, hep bu kadarız. Karşımızdaki düşman bizim 4 Müslümanız. Mağlup olursak biteriz. Yaratana bir dua et diyorlar. Peygamberimiz de açıyor, ya Rabbi diyor işte bu. İlk ordumuzdur. Dikkat buyurun. İlk ordumuzdur. Bizi diyor galip eyle. Oradan galibiyetle çıkacaktır şey. Bu ruh üzerine Yahya Kemal'in bu son ordusudur İslam'ın diyor. Sakarya'nın arefesinde. Çünkü var olmak ve yok olmak muharebesi. Sakarya muharebesi öyle bir muharebe ki hattı müdafaa yok, satı müdafaa var. O satı bütün vatandır. Bunu bütün dünyanın askeri kumandanlarını falan topla, canım böyle şey mi olur der. Efendim, o var olmak veyahut yok olmak muharebesidir. Cepheler vardır. Cephelerin müdafası vardır. Ya çekilinir veyahut o bıraktıktan sonra düşmanın cephesi ele geçince orada sap kurulur tekrar. Cephe hüviyeti vardır. Cephe falan yok. Vatanın her yeri, adımı dahi müdafaa edilecek demektir. Hattı müdafaa yok,
satın. Yani zeminin, vatanın müdafası var. O satık bütün vatandır. Bütün diyor vatanı adım adım cephe müdafası değil diyor. Öyle şimdi o ruhun manasını anlamak ve idrak etmek lazım. Ve kim, kim yapacak bunu? Efendim? Asker demiyor. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz diyor. İşte orada milletin sihri burada. İşte efendim o ruh Atatürk'ün bu millet adına söylediği sözdür. Yani Gazi Paşa'nın değerini. Şimdi yolda gelirken de arkadaşlar sordular işte hocam dedikleri. Hakikaten şey miydi bu? Dedim yavrum. Yaratanın bir takdiri. Yaratanın bir takdiri. Bu paşa Bingazi'de vuruştu mu? Vuruştu. Sina cephesinde vuruştu mu? Vuruştu. Suriye cephesinde, Halep cephesinde vuruştu mu? Vuruştu. Doğu cephesinde vuruştu mu? Vuruştu. Bütün bunların hepsinin üzerinde, Çanakkale'de yüz binlerin gittiği, her adım başında şehit kanlarıyla sulanan yerde vuruştu mu? Vuruştu. Bunların bir tanesinde de bir mermi isabet edip de şehit olabilir miydi? Olur. Yaratanın takdiridir. Bu kalacak ve bu milleti kurtaracak o yaratanın takdiridir. Bilmem demek istediğimi anlaşıldı mı arkadaşlar? Allah'ın lütfu. Ha. Bunu böyle bilmek lazım. Ve işte meclis açılıyor ve meclis öyle. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu gündür. 16 Mart 1920 Osmanlı'nın bittiği gündür. Efendim işte devam ettiğinde bilmem neydi. Hadi sen misin? Boş ver. Affedersin. Affedersin. Şimdi bazıları şaşırmış da işte bilmem işte Osmanlıydı falan. Ya Bilge Kağan kitabesini okuyun oğlum diyorum. Bahsettiği, reddettiği, lanetlediği kimdir? Ya dedesidir ya dedesinin kardeşidir. Bu nedir yani? Bu aile maile değil, bu ruh meselesidir. Bilge Kağan'dan daha mı iyi bileceksin sen? Demek lazım. O milli ruhu veren odur. Rumeli'de, Üsküp'te, ondan sonra şeyde efendim birdenbire Manastır. Efendim? Selanik yok. Efendim Selanik dışında 5 tane daha cephe vardır. Kaliçe var yukarıda. Hayır Kaliçe değil. Balkanlarda artık Kaliçe, Maliçe falan gitti de orada vuruşuyoruz Balkan Harbi'nde daha. Cihan Harbi'ne girmedik. Neyse. 5 cephede sonuna kadar direnen paşalar var. Selanik'teki tek kurşunu atmadan, teslim eden, olmaz olsun bir iğrenç adını dahi söylemek istemediğim bir paşa var. O da paşa. O da güya paşa. Peki, İstiklal Harbi'nin arefesinde, yani Yunanlıların çıkmasından, İzmir'e çıkmasından, hemen arefesinde oradaki vali, milli vatanperver insan alınıyor. Yerine kim tayin ediliyor? O hain, alçak, Selanik'te tek kurşun atmadan teslim olan herifi oraya vali yapıyorlar. Şimdi tarih falanın müdafası yok efendim. Hiç bu müdafası falan olmaz. Bu işin müdafası olmaz. Bilmem demek istedim, anlatabildim. O ruh bambaşka. Paşanın Paşanın adını söyleyeyim, bilirsin. İğrenç birisi, neyse. Şimdi efendim, açarsınız, İnkılap Tarihi kitaplarında vardır herifin adı. Hamur İzzet Paşa.
Ne işte, kambur bilmem ne. Zaten sıfatı da yerindedir. Meşhur Selanik türküsü var. Bir fırtına. Selanik türküsü okunduğu zaman benim gözlerimden iner. Niye? Tek kurşun atmadan o ilk ağızdaki subay tam tüfeği kaldırıyormuş, emir gelmiş ama karşıdaki de çat demiş, mermi ona isabetmiş. Onun sözlüsü, nişanlısı okur. Sözlüsü, nişanlısı okur. Ve o şehit Teğmen'in memleketi de Kastamonu'dur. Şimdi birisi Selanikli kızımız, öbürüsü de işte Kastamonu. Şimdi vurun davullar vurun diyor. Şimdi davuldan bahsedeceğim, mecburum. Biz o davuru artık kaldırdık. İstiklalinden sonra kaldırdık. Çok çeşitli davullar vardır. Ta Çin kaynaklarında 2500 sene önceki, 3000 sene önceki kayıtlarda var. Türklerin bu davulunu bir türlü anlamıyoruz diyor. Bir emir verseler, sesini duysak ne demek istediklerini anlayacağız. Fakat davuldan anlayamıyoruz diyor. Bir davul vuruyor diyor, geri çekiliyorlar. Bir davul vuruyor, hücum ediyorlar. Bir davul vuruyor, açılıyorlar diyor. Yani davul, davul değil. Bu Çin kaynaklarında var, yeni bir şey değil. Bir de davul çok mühimdir bizim kültürümüzde. Onun için dengi dengine de oradan davuldan yapılır. Şimdi çünkü düğünde davul vurulur ya, onun içindir dengi dengine. Ya ne söylüyordum? Karıştı. Ha, bir de mağlubiyet davulu vardır. O Selanik türküsünde o davulun vuruşunu dinleyin, o mağlubiyet davulunun sesidir. Vurun davullar vurun diyor. O kadar hisli ve şey durumda ki o mağlubiyet davulunu vurun vurun dediği odur. Hadi. Değilse falan filan davul değil, gürültü patırtı da değil. Şeyden sonra Gazi Paşa'mız, Atatürk'ümüz mağlubiyet davulunu da kaldırdı. Cumhuriyet'le birlikte. Ordu da dedi bundan sonra mağlubiyet davulu vurulmayacak. Şimdi yani bunlar çok ince noktalardır. İnce noktalardır. Ve Selanik türküsü söylendiği zaman ister istemez gözlerim sulanıyor. Belki çok fazla hissi olabiliyoruz ama bu milletin kaderi Balkanlar'da işte o Selanik'le birlikte bitmiştir. Misak-ı Milli'nin içinde Selanik vardır. Batı Trakya vardır. Atatürk'ün dünyasında. Fakat bunları elde edemeden gitti. Yalnız Hatay'ı kurtarabildim diye sevdi. Ve Halefi durumunda olan işte Fransızlarla bozuşmayalım falan deyince ondan sonra o hiddet içinde Atatürk 37'de bir kovdu, bir daha ölene kadar da görüşmediler. Bir daha, ikinci defa görüşmediler. Neyse, fazla yani filanın lehinde aleyhinde diye devam etmeyelim de hadise bu. Ve görüşmediler. Ondan sonra Bayar'ı getirdi. Yani Bayar dediğinde çok makbul adam mı? Ay işte vatanperver falan bir insan işte o kadar. Zaten o kadar çok erimişiz ki, o kadar çok erimişiz ki. Çocukluğumda bizler yaşadık. İki tane üniversite vardı, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi. Ankara Üniversitesi, burada okuyoruz 4000 talebe. İstanbul Üniversitesi 5000 talebe, ondan sonra bir de Teknik Üniversite 800-900, en kabadayı 1000 talebe. Hepsini topla 10.000 talebe. Şimdi
160 mı 170 mi kaç tane oldu bilmiyorum ama en kenar bucaktaki üniversitede bile 10 bin talebe var. Hoca yok. Ha. Okumuş insan yoktu. Cumhuriyet ilk kurulduğu zaman, 12 tane lisemiz var. 12 tane lisemiz. Benim mezun olduğum zaman liselerin sayısı Anadolu'da, Türkiye'de daha doğrusu 49'du, 50 değildi. Her vilayette lise yokmuş. 63 vilayet o zaman. Neyse. Mesela halen hayatta işte Isparta'dan reis cumhurumuz eski. Evvela geliyor Konya'da liseye başlıyor. Ondan sonra biraz uygun mu düşmüyor neyse şeye parasız olarak Afyonkarahisar'da da lise açılmış. Oraya diyorlar. Oraya gidiyor ve orayı bitiriyor. Hadise bu yani. Durum bu. Bugün oralarda üniversite var. Hem de bayağı gelişmiş üniversiteler var. Yoktu. Yoktu. Okumuş insan yoktu. O kadar yokluk içinde. Çünkü münevverlerin hepsi erimiş. Ve bizim bu durumumuzu en iyi bilen de İngiliz domuzudur. En iyi bizim durumumuzu bilen de İngiliz'dir. Churchill söylemiştir. Evet, biz neticede belki zafer kazanamadık ama sizin münevverinizi bitirdik diyor. Sizin münevverinizi bitirdik. Bu Churchill'in sözüdür. Münevveri biten. Çünkü geçmişini, halini ve geleceğini yakıştırabilen insanlar, bilen insanlar geleceğini öyle yakıştırabilir. Ne geçmişini biliyor, ne halini biliyor ve ondan sonra bilmem batılı Avrupalı olacağız. Ulan oğlum affedersin yani Avrupalı baba vatan diyor. Sen ne diyorsa ana vatan diyorsun. Bir defa vatan bile farklı. Bre affedersin sıpa diyeceksin yani şimdi birisi baba vatan diyor, birisi ana vatan diyor. Ana vatan o kadar mukaddes ki çünkü ailede ana çok mühimdir. Çok mühimdir ana. Ana mukaddes olduğu için vatan da anadır. Baba olan kim? Devlettir, devlet. Devlet babadır. Millet kimdir? Bu anayla babanın evladıdır. Hadise bu. Şimdi İstiklal meselesine geleceğiz. İstiklal Marşı. Yazmış, üstüne de İstiklal Marşı diyor. Dikkat buyurun. Dünyadaki hiçbir milletin marşı İstiklal Marşı değildir. Milli marştır. İstiklal Marşı olan biz yalnız millet olduğumuz için o istiklal nedir onun manasını idrak edelim diye istiklal bizde çok kıymetli bir mefhumdur. Hani İslam'ın şartı diyoruz ya beştir. Savm, salat, hac, zekat, kelime-i şehadet. Bunlardan işte beş tanesinden ikisini beğendim, üçünü beğendim ama gerisini beğenmedim veyahut dördünü beğendim de birisini beğenmedim diyebilir misiniz? Bütünüyle hepsini olduğu gibi kabul etmek durumundasınız. Bir de Türk milleti için işte dünyanın şartı vardır. O da benim dünyamdaki temel kaidedir. Vatan, millet, devlet, bayrak ve istiklal. İstiklal o derecede mühimdir. İstiklalsiz vatan olmaz, millet olmaz, devlet olmaz. Ve bayraktır. Bayraktır. O bayrak ikide bir mesela Çarlık zamanında şu bayrak vardı. Bilmem şey geldi, Bolşevikler geldi, şu bayrak var. Şimdi de şu bayrağı yapıyoruz diye 50 yılda, 100 yılda değişen bayraklardan değildir. Bizim bayrak. Bizim bayrak tarihimizin bilindiği günden beri. Ta Atlas Okyanusu'ndan başlar,
bassan başla bas. Oradan bütün Kuzey Afrika, Arabistan, Hindistan ta Endonezya'ya kadar bütün İslam dünyasında selam durulan tek bayraktır. Yakın tarihe kadar. Cihan devleti çökene kadar. Balkanlardan başlar ta Çin'e kadar Türk dünyasında selam durulan tek bayraktır. Yeni bir bayrak değil o. O rastgele bir bayrak değil. O beş maddenin içinde. O bayrak bu milletin manasıdır, ruhudur, şerefidir, namusudur, her şeyi. Ne diyor? Üstündeki kandır tabii. 57. alay. Çanakkale'de. Son er şehit düşerken sancağı çakmıştır, ondan sonra yıkılmıştır. Çünkü sancağın düşmesini istemiyor. O bir alayın hepsi şehittir. Son düşen çakmıştır, yıkılmıştır. Bayrak öyle bir bayraktır bizim dünyamızda. Onun için yani bu milletin ruhundaki şeyler, bir batılıdan bilmem şurada, doğulusu bilmem nesi, şusu busu, bunların hepsinden çok 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 farklıdır. Gelelim yine 23 Nisan'a, vatanı kurtaran o meclise. Sakarya Muharebesi'nde 98 bin kişiyiz. Hattı müdafaa yok, satı müdafaa var. O satı bütün vatandır. 22 gün 22 gece. Allah bu millete şey versin, kudret versin. Ve Yahya Kemal'in dediği gibi bu son ordusudur. Son ordusudur. Çünkü onun dışında zaten İslam tanımıyor. İslam ne ola ki? Yemen'i müdafaa ettik. 70-80 sene. Güney bölgesi Zeydiye derler. Şia'ya biraz yakındır. Kuzeyi Sana bölgesi Sünni'dir. Onlar itişir kalkışırlar ve Güney bölgesine İngilizler çıkmıştı. Anadolu'dan 70-80 sene devamlı gönderdik. Orada yarım milyon kadar şehidimiz var. Giden gelmiyor. Giden gelmiyor. Acep ne iştir diyor. O Türklerle bedava konmuş bir kral değildir. Hatta 1900'ün hemen biraz öncesinde hani Sivas'ın meşhur türkü vardır. Serdar tayin edildi, Yemen'e gitti de. Mehralı Bey. Ha, Mehralı Bey. Benim ailede de var öyle bir Mehralı Bey. 1900'ün arefesinde. Aileden 20 kadar genci de alıyor. Sen diyorlar Serdar oldun, git bakalım. Hiç tek bir haber yok. Bunu bana söyleyen nenem yerindeki bildiğim halamdır. Oğlum dedi, zamanında dedi işte gönderildi. Benim amcamdı dedi, onun o gitti dedi. O gittikten sonra dönmedi dedi. Aileden çok şehidimiz var dedi. Fakat halamın söylediği bir başka bir şey daha var. Oğlum seferberlik ilan edildi dedi. Karakuzum derdi beni. Babama çok benzediğim için. Babama Karoğlan derdi. Çünkü en küçük kardeşi. Abla olarak da babamdan 20 yaş büyük, babama ana vekili gibi konuşurdu böyle. Kadın bu böyle yani. Yapı bu. Karoğlan. Şimdi vatan kurtulmuş. Cumhuriyet ilan edilmiş. Babam da Konya'ya gelmiş. Artık kurtulduk falan diye. Derhal öğreneceksin demiş. Ya abla demiş, nereden buldun şimdi? Ben demiş 40 yaşını geçtim.
Aynen Gazi Paşa, Karabekir Paşa falan hepsi 40'ından sonra evlendiler hepsi. O neslin hepsi öyledir. Vakit bulamamışlar. Evet, vakit bulamamışlar. Evlenmenin yaşı 20-22 demiş, ben bittim yani. Ben 40 küsur yaşına geldim, yani bundan sonra olur mu? Kara olan diyor, sülale bitti. O beni kara kuzum diye kucaklardı hep. Kara olan babama kara olan da bana kara kuzum der. Kara kuzum dedi. 16 tane genci gönderdik aileden dedi. Hepsinin künyesi geldi. Şimdi durum bu. Bugün zamanında bizim memlekette Konya'da, Karaman'da, Ermenek'te çok kalabalık bir aileyken sayılı insan kalmıştı bizim soyattaşı. Ama Konya'da, Karaman'da ve Ermenek'te halazadelerim tümen tümendir. Her aile akrabalığımız var ama halalarım dolayısıyla. Yani kapalı soyadını taşıyan çok sayılı birkaç kişi o kadar. Nesil bitmiş. Yani bunları yaşamışız. Bunları yaşamışız. O devrin ruhunu şey yapmak bakımından söylüyorum. Azerbaycan elçisi. Ruslar da şeye girmişler, Bolşevikler. Azerbaycan'a. Bolşevik döneminin elçisi. Konya'ya gelmiş Gazi Paşa ile beraber. Gazi Paşa işte şeyin arefesinde. Yani Dumlupınar'ın arefesinde. O da beraber gidiyor. Akşam vakti Alaaddin Tepesi vardır. Alaaddin, Sultan Alaaddin, Selçuklu türbe, yani sultanların hepsi orada gömülüdür. Bir ihtiyarın birisi, yanında ufak bir çocuk var, oğlan çocuğu. Dua ediyor orada, garibim. Yanaşıyor şimdi. Teyze diyor. Diyor, oğlun mu diyor, yani cephede de onun için dua ediyorsun. Doğduz kafayı bile dönmüyor da, ilahi yaban kişi. Benim diyor, yabancı olduğumu nereden anladın? Sonradan düşünmüş. Cevabı aldıktan sonra onun manasını, ilahi yaban kişi demiş. Oğullarım, şeyde gitti, Balkan Muharebelerinde gitti. 3 tane oğlum vardı, bunlar orada gitti. Cihan Harbi'nde 5 tane torunum vardı, 4'ü gitti. O torunlarımdan sonuncusu şimdi cephede diyor. Şu diyor, yanında gördüğün çocuk var ya, o torunumun çocuğudur diyor. Son diyor. İyi, o da giderse ne olur? Giderse ben ağlarım. Ama diyor. Harbi kaybedersek bütün vatanın anası ağlar. Elçi o derece şey olmuş ki, tesirlenmiş ki. Diyor ya, bu diyor yaşlı başlı kadının bana verdiği cevap, otursam bir kitapta izah edemem diyor yani. O müthiş bir şey. Yani milletin ruhunu temsil etmek bakımından ifade ediyor. Benim diyor, orada diyor yetişkin çağda birisi, herkes cephede tabii diyor bana yaban kişi diyecek. Yabancı olmasam ben gelip ona onu sorabilir miydim? Çünkü hepsi cephede. Dumlupınar'da güney cepheleri falan işte Fransızlar, Ermeniler tepelenmiş. Doğu'da Karabekir Paşa tepelenmiş. Dumlupınar'a 186 bin kişi toplanabiliyor ancak. Halbuki seferberlik ilan edildiği zaman büyük halam, nene niyetine bildiğim halamın ibadesi. 3 milyon kişi cepheye gidiyor. O son muharebeye babalar ve oğullar beraber aynı anda son kuvvet. Ama son kuvvet, ama onun 1000 kişisi de kadın muharebe. Açsınlar inkılap kitaplarıyla görürler. Falan bilmem ne çavuş, falan ne bilmem hanım çavuş, 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 çavuş. Ulan affedersin, yani kim muharebe etti diye sormak lazım. O milletin o ruhunu. Efendim neymiş de gelmiş de, ulan halifenin ordusuymuş da, onlar da neticede çekilip gitmiştir. Ulan
Halife'nin ordusu diyen kim? Tayyareyle bilmem propaganda bilmem nelerini dağıtan kim? Ondan sonra bunlar bilmem çok mübarek kimselermiş. Hadi canım Sefa abi. Yani ve ondan sonra öyle bir sahra ki benim yedek subaylığım orada oldu. Bizim zamanımızda yedek subaylığım 2 seneydi. 2 sene askerlik yaptım. Kocatepe'de o coğrafya, o coğrafyayı böyle ezberimden bilir. Güneyden. Ana cepheden değil de güneyden öyle bir kuşatma yapmışız ki. Düşünün. Bütün son kuvvetimiz ve süvari kuvvetimizin sayısı 6200. Niye? Bu dünyaya atı öğreten atlı milletin son şeref mücadelesinde 6200 atlı var. Sebebini söyleyeyim. Kanuni devrinde Rumeli'ye sefere çıkılıyor, Anadolu'ya bilmem sefere gidiliyor. 160 bin, 200 bin, 70-80 bin bir tarafta, 70-80 bin bir tarafta. Bilmem merkezde de bir o kadar sipahi, sipahi Türk demektir. Ve sipahi atlı demektir. Bu kadar at var Anadolu'da. Belki daha da fazla var da işte onlar sefere iştirak. Son şeref mücadelesinde ancak demek ki 6200 atımız varmış. Nereden nereye geldiğimiz, Anadolu'nun ne kadar harabe olduğu ortada. Ne kadar nüfus kaybettiği harpten sonra erkek nüfus, kadın nüfusun yarısına düşmüş. Çocukluğumda Atatürk zamanı. Babamla beraber çarşıya gideriz, ben de koluma sepeti takarım. Gideriz, yolda gördüklerim. Ya ayakları yoktur, ya gözleri yoktur, ya kolları yoktur. Gaziler, gariban, doğru kıyafetleri bile yok. Şehirler bir toz, bir rüzgar eser, toz der, göğe doğru yükselir. Şimdiki gibi değil. O kadar yokluk ve açlık içinde ki millet, her şey bitmiş, her şey bitmiş. Ve neticede tabii bugünün kafasına göre, efendim o orduların parası nereden geliyor falan, ya bilmem nereden geliyormuş da falan. Lan yokluk içinde, ekmek Sakarya'da, Dumlupınar'da, kuru ekmek bulmakla meşgul bu millet. Çanakkale'de hakeza öyle. Ve o sahra öyle bir şey ki 26 Ağustos bir şeref. Yunan ordusu kuşatılıyor. Geriden o süvari kuvvetlerinin bir dalışı var ki. Allah'ım yarabbim. Tam bir kuşatma ve Yunan ordusu ağırlığı imhadır. İmhadır. Dumlupınar muharebesinin nasıl olacağı konuşuluyor. Heyetteki bütün paşalar var orada. İsmet Paşa da dahil olmak üzere. Dinleyince şaşırıyorlar. Aman paşam diyorlar, bu çok kötü netice verir bile. Hocası var. Efendim? Gazi'nin hocası var o. Yakup Şehir. Sonra ölüyor. Daha pek çok kimse var yani. Hocası durumunda olan paçalar da var. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Diyor, bu Yıldırım Muharebesidir, olacak. Tek tasdik eden kimdir? Fevzi Paşa'nın. Paşa'nın dediğini yapacağız.
Ondan sonra bilmem beraberdik de bilmem şöyleydik de işte o sefer de biz yaptık da ikinci kumandan bendim. Lan affedersin şimdi ikinci kumandan son kumandan olsa ne yazar? Baş kumandan olsa ne yazar? Yani durum meydanda. Durum meydanda. Yani bunların hepsinin kayıtları var elimizde. Hepsi elimizde var. Senin mandacılık için yazdığın yazılar dahi var. Bizim arkadaşlardan birisi, şimdi o da emekli. İsa Paşa'nın o mandacı şeylerini hep bütün toplamış, kitap halinde. Doktora tezi yaptıydı yıllar önce. E böyle. Durum bu. Ve Dumlu Pınar hakikaten büyük bir muharebedir. Yunan ordusu imha olmuştur. 9 Eylül'de de İzmir'e girilmiştir. Dökülen nasıl dökülüyor? Aman nasıl dökülüyor? Ondan sonra bir Çanakkale'ye doğru bir dalışımız vardır. İngilizler, Fransızlar orada. İşte İngilizler diyor yanaşmayın bilmem ne lütfen. Neyse işte ondan sonra mütareke yapılacak da bilmem ne yapılacak. Mudanya mütarekesi falan. Ve Mudanya mütarekesinden sonra Atatürk'ün hedefinde esas adalar var. Çünkü sahildeki Midilli başta olmak üzere bütün adalar Balkan Harbi'nde gitti. Yunanlıların eline geçti. Ondan sonra yine Balkan Harbi'nin arefesinde İtalyanlar 12 adaya girdiler. 1877-78 Ruslarla muharebede İngilizler işte size yardım edeceğiz diye Kıbrıs'a girdiler. Bunların hepsi Atatürk'ün gözünde var ama garibim ne yapsın ki? Bir tek Hatay'ı almaya muvaffak olabildi. Ne yaptık elinde? Evet. Yani ölçüyü çok mu kaçırıyor? Önemli değil. Güzel. Önemli değil. Güzel. Zaman güzel. Önemli değil. Şimdi efendim esas yani evet. O devrin ruhunu vermek tabii, için uğraşıyorum ben. Değilse yani. Tarihi bilgiyi alıp da şurada aktarmak değildir. O ruhu canlı tutmak. Tabii tabii o ruh bambaşka bir ruhtur o. O bambaşka bir ruhtur. Evet, ben burada bağlamış olayım. Sorular kısmı. Evet. Vallahi. Yıllar yıllar içinde işte. Öyle hepimize yani. Ben o devrin ruhunu vermeye uğraştım. Tabii tabii. Verdim. Çok güzel. Ruhunu vermeye değilse tarihi bilgiye tarihsel olarak gelmişim anlatmışım. Tabii tabii. Hatta bir kısmı uykuya bile dalabilir yani. Hocam siz TRT'de de vermeye çalıştınız. Efendim? TRT'de çok güzel gün be gün programlar çıktınız ama evet. Zaman içerisinde efendim, şöyle gelmediği için. Orada da öyleydi de işte neticede şey yaptılar. Biliyoruz. Kaçıyor musunuz? Hadi devlet. Hadi devlet. İngilizler gene bize bir şeyler verecekler. Evet. Evet. İngiliz memnundur. Cumhurbaşkanı geçerken ben bir yarı cigara içebilir miyim? Cumhurbaşkanımıza ödül veriyor. Onun arkası gelir. Peki. Evet bir hicar bir şey söyleyecek. Bir dakika. Evet. Hocam onun arkası doğru mu? Yani Türk dünyasının ve Türklerin katliahı Ankara'dan. O Kızılca Gölü bize bu duygulu sözlerle yani biz çok duygulandırlar. Bu Seymen alayının içerisinde benim dedelerim de vardı. Ahi ve Seymen dedelerim. 27 Aralık o güzel lütfettiğiniz şey arasında bu bir Ankara şeyi var kısacık. Bizim o derin bizde izlen bizim yüreğimizi hep şey yapmıştır, yakmıştır. Güzel bir şey. 27 Aralık
Ankara'ya geliştir 27 Aralık. Evet, 1919 evet. Cuma günü gelecektir. Evet. Ahraz İbrahim Hisar'da, evet. Hacettepe'de gazeteyi, hakimiyeti, milliyeyi evet. Dağıtır. Bu sırada Davulcu Adil evet. Atanın fakat şeyde Heyna ormanlarında batan araba 27 Aralık. O bataklık, şimdi Gençlik Parkı var ya, orası istasyon falan. Hayır, oralar çiftlik. Oralar hepsi bataklıktır. Eski Ankara'da. Bu Meynam Ormanları'nda baktı. Atatürk Cumartesi günü 27 Aralık 1919 Cumartesi günü saat 2.10'da Dikmen'e Ahlatlı Bel'den evet. bir yel eser. Bu evet. 27 Aralık Cumartesi günü 2.10'da 2.45'te Seymenler'in bir karşılaması yüksek var. Yüksek bir çınar olarak gördüğü bugün Julien Sütunu'nun yanında bizim büyüklerimizin de daha önce Ekrem Barlas'a da yıktırmadığı, kestirmediği o çınar ağacı. Orası zaten Atatürk koşusunda da varış yeri. Şimdi Atatürk Ankara'ya gelmeden Ankaralılar, bu Ankara'nın milli kahramanı, bu yüce adam, Yürek Cezadeleri Fatih Efendi Hazretleri. Evet. Bu o börekçi, börekçi zade esasında İlmiye'den ve İstanbul'da üst makamda olduğu halde oradan ayrılıp Ankara'ya gelendir. Börekçi zade öyle sıradan bir adam değildir. İstimdat Mahkemesi de başlar. Şimdi bu Refik Cevat Ulunay'ın babasını evet. Ankara'ya sokmazlar. Şimdi, sebebi var çünkü evet, onlar öbür tarafı destekliyorlar. Hamit Rıza Efe. Kılıçlar belinde, keskinliği Hamit Rıza, Hamitlilerden, Pehlivan'ın oymağında. Tabii tabii. Biliyorsunuz, öğrenmeniz. O Hamit 26'da o şeyde, Atatürk'ün yanlış çağırdı. Hamit Rıza bunu tuttular Kılıçlar belinde. Atatürk'e Sivas'a şey yapar. Bu arada diğer valiyi de Ankaralılar sokmaz. Şeyin ki güzelliklerinde içindedir şimdi. Gülizade Abdullah'ın Kuvayi Milliye'nin kanını dökmek, düşman kanını dökmek kadar evladır fetvasına karşı o 83 tane müftüyle birlikte 180 küsürdür. 180 önce, küsürdür. Orada Dürrizade Dürrizade idamı milli mücadelenin önderlerinin hepsinin idamını istiyor. Evet. Ona cevap olarak Börekçizade başta olmak üzere Anadolu'daki 183 tane müftü. Müftü demek asgari kaza merkezinde olur müftüler. Sancak merkezinde olur, vilayet merkezinde olur. Müftü her yerde olmaz. Müftü ilmiyeden demektir. 183 müftünün imzası Dürrizade'ye ve Dürrizade şeyden sonra işte Anadolu kurtulduktan sonra öyle bir kaçışı vardır ki döndüler geçenlerde o şey var neydi şu densizlerin söylediği Tokat'ın kazası. Değil. Oranın da müftüsü olan birisi var. Atıf Hoca. Atıf Hoca denen adam İstanbul'a vaziyete geldikten sonra Anadolu'ya gelmiş. Eskilif'te oturuyor. Ve hala o bilmem Sayın Nursi ile beraber hareket ettiler onlar başlangıçta. Dini İslam falan diye ve halifenin fetvası bunu söyleyen adamı daha sonra yine aynı vaziyette devam edince idam edildi veyahut mahkum edildi. Efendim İskilipli Atıf Hoca'yı niye bilmem ne yapmışlar? Ulan affedersin bilmem ne, sen kim bilirsin ki? Atıf Hoca dediğin kimdir?
onu bileceksin. Bilmem demek istediğimi anlatabildim mi? Yani, evet, evet. Hadise bu. Cevabı tamamlasın söyleyeceğini, evet. Özetle tamamlayalım. Şöyle, yazılı kaynakların şeyinden ziyade yaşanan şeyler, zaten halimizde bizim ne edebimiz ne ilmimiz, biz cürettir sizin yanında soru da soramayız. Soru sormak için sizin şeyinizin evet, 40'ta birini bizim... Öğrenmek için biz zor. Öyle bir şey de biz avamdanız. Bir havasa şeyiyiz, bu arkadaş. Şimdi Rıfat Börekçi burada üç bölük kurulur. Cumartesi günü bu çıkmak Kepekli Boğazı'ndan Atatürk şeyle birlikte Gerede Bey, Kansu Bey evet. Ve beraberinde. Fakat o işte keçeyi bağlarlar, malum o şey dolma tekerin içerisinde. Şimdi Gülsezağ'ın babası Haymana Belinden oraya iltihak eder. Mustafa Kemal'in bu aziz insanın çıplak gözle Kekik Pınarı'nda gördüğü ilk yeri bizim Ankaralılar Hakan, benim babam da bu tabiri kullanmıştı. Defteri Hakani Mesuli olduğu için Yahya Galip Kargı Bey şeyi kovalayıp Refücevat Ulunay'ın içinde sokmayan öbür valimdi. Buradan Ali Fuat Cebesoy Paşa ile aşağıya inerler. Kepekli Boğazı'ndan aşağı. Evet. Ahlatlı Bey'de orada evet, evet, selalar verilir. Esselatu vesselam evet, aleyke. Evet. Bu arada Dikmentepe şeyde bir yerde kametler ve selalar Altındağ'da. Bu İmr-ül Kays'ın şimdi türbesi evet. Oldu. Timur'un orada evet, çıktığı evet, yer. Evet. Ankara Kalesi'ne ahim babalarımız teslim olmayınca orada verilir. Atıp Bey Tepe'de verilir. Birçok Seyran Tepe'de, yukarı Ayrancı Tepe'de Rıfat Börekçi'nin Atatürk'le kahve içtiği koşmuru olduğu evet. Yer. Bütün verir bunların şeyi. Bu arada Atatürk gelir gelmez işareti Şeref Erdoğdu'nun babası bu Kütükçüoğlu Ali Bey'le birlikte evet. Meşhur Ankara Belediye evet. Başkanı. Hanif Zadeler, şimdi işte Hanlar'da isimler Toygar Zadeler oradadır. Seymen Alayı'nın başında Güveçli İbrahim Ağa, Seymen Başı'dır. Benim de bir yıl okuduğum Enver Behna Şatoğlu Yoruca'da onunla bizzat görüşmüş evet. Şeyle. Kendisiyle burada Saman Pazarı'nda. Bu arada işte Yağcıoğlu FFF, evet. Tavaf Hakkı, Genç Osman yani meşhur. Bu bunlar hep Ankara'nın gözde insanları. Şimdi burada işareti verir vermez bir davul vurur diyor. O davul yer gök gürlemeye başlar. Bu selalar bitirip Mustafa Kemal çıplak gözle bu davul kuddame evet. Kadem davulu. Evet evet. O zaten biz o şey. Davul o kadar çok şeyi vardı ki davulun bizim bu, kültürümüzde. Bugün artık kaybedilmeye başladı evet. Davulun değeri. Bu Kızılca Gün'ün davulu bu. Evet. Tıpkı Metehan'ın etrafında ilk Hakan seçilmesi gibi, İlteriş Han'ın etrafında evet. Oluşma gibi, o 17, 70 ve 700 evet. Bu bölünün etrafında, bu Genç şehrinde şeyin Selçuk Bey'in etrafında evet. Bey seçilip lider seçilmesi tabii, gibi. Tabii. Domaniç ve Söğüt'te Ankaralı ahilerin, Seymenlerin. Evet, evet, evet. Osman Gazi Han Hazretleri'nin verilmesi gibi. Buradan ağı Kanlı Gölün solundan Tayyare Namazgah Tepe'nin Ankaralıların orası doğuyor ve basıl yeri. Oradan çevirip Visto 3 gün sonra Trişi Kral gider. Ve şeyde olan istasyon bir abidin evet. Şeyi istasyon binasının bulunduğu yerden Ali Fuat Çevre'nin oyunda Alaman'da çekmesini 3 gün sonra Tara toplar evet. Gider. Ben Atatürk'ün devrinde çocuktum. İsa Paşa devrinde söylenen lafları anlardım. Size bir hadise anlatayım da. İsa Paşa reis-i cumhur oldu. Radyoda konuşacak millete dediler. O zamanlar böyle radyodan başka bir şey yok. Radyoda işte çok yerde elektrik yok. Hatta böyle aküler falan var. Onları idare ediyoruz. Açıp dinlemeye çalışıyoruz. Evde toplandık radyonun başına. Anam var, babam var, diğer kardeşlerim falan var. Hatta halalarım falan da vardı galiba. İsmet Paşa başladı.
vatandaşlarım diye başladı böyle aynen bu sesle. Sesini bile taklit etmeye alışmışız zamanında. Neyse, ondan sonra ben de çocuğum, daha ilkokula yeni gidecek falan durumda, bu çocuğuz yani. O zamana kadar vatandaşı hiç duymamışım. Döndüm babama, baba dedim, vatandaş nedir? Çünkü Atatürk'ten biz asil Türk milleti, kahraman Türk milleti, ulu Türk milleti, kahraman millet, büyük millet falan hep, Türk milleti hep bunları duyduk. Yani bunun dışında, Türk dışında bir şey duymadık. Radyoda duyduklarımız hep bu. İlk defa vatandaşlarım diyor şimdi vatan. Onun üzerine döndüm babama, baba dedim vatandaş nedir? Onlar vatanın taşı bile olamazlar dedi, hiddetlendi bıraktı gitti. Şimdi bilmem anlatabiliyor muyum? O devirden itibaren yıllar gelmiş geçmiş de bugün ben hala vatandaş dendiği zaman o günü hatırlarım ve vatandaş benim için çok sevimsiz bir kelime oldu. Bilmem anlatabildim mi? Ha bunu yaşadık. Hele hele bugün Türklüğümüzü silip de işte en fazla bilmem Türkiye'li de değil. Türkiye'li vatandaş. Ulan dilinize eşek karısı soksun diyeceksin ya. Ha yani bu duruma gelmişiz. Ben Elçi Bey'in gıyabi olarak ne zaman tanıdım? Sene ya 62 ya 63. Mısır'da. O zaman Mısır'da oraya gitmiş. Ondan sonra ben de doktorayı tamamlanmış durumdayım aşağı yukarı. Ondan sonra Zeki Veli'de baktım neşeli geldi. Hoca pek kolay kolay neşeli gelmez. Mısır'da kongreye gitmiş orada. İnşallah kitabında yazıyor. Hocam dedim keyfiniz iyi falan. Dedi Mustafa dedi. Mısır'da dedi bir Azerbaycanlı genç tanıdım dedi. Hatta adını o zaman şöyle söyledi, hiç unutmuyor. Bak kafadan silinmiyor. Ebul Fez Hüseyinov dedi galiba. Aliyev. Ha, Ebul Fez Aliyev tamam. O kadar yani elçiler buradan yok. Yok o zaman sonra aldı elçi bey. Neyse şimdi efendim ben eskiyi anlatıyorum. Tabii tabii. Ondan sonra dedi Mustafa dedi senden küçük ama dedi tarihle uğraşıyor, doktora yapmak istiyor dedi. Hatta Tulunoğulları evet. Üzerinde çalışmak yazdı istiyor onu. Dedi. Yazdı, şimdi yazdı. Ben Elçi Bey'i nasıl tanıdım işte Zeki Veli'de Tokan marifetiyle tanıdım.